Tarih Sohbeti. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir Tarih Sohbeti programında daha TGRT FM radyomuzda sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum. Bugünkü programımız esasında teknik masada Erhan Aydoğdu yardımcı oluyor. Programı hazırlayıp sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. İnşallah sizlerin ömrünüzün kıymetli bir parçası olan bugünkü şu saati size hesabı kolay verilecek şekilde geçirtmek istiyoruz. Kendi hesabımıza kolay verilsin istiyoruz. Niyetimiz bu. İnşallah Allah-u Teala kısmet eder. Sizlere birkaç sohbettir defterdar veya defteri Bakkalzade Sarı Mehmet Paşa'nın 1720'li yıllarda yazdığı, padişaha da sunduğu efendim Nesaihil Üzera vel Ümera. Nesaih nasihatlar demek. Üzera vezirler demek. Yani vezir, bir baş var, o başın yardımcısına vezir deniyor. Evet. Vel Ümera, yine o başın bu sefer asker kanadındaki komutanları, emir verenlere ne nasihatlar. Kitabın girişini müsaade ederseniz sizlerle biraz paylaşayım. Merhametli, besleyici, hükmedici, her şeyi bilen, tek hakim olan ve rahmet sahibi Cenab-ı Hakk'ın mübarek katına ve en mutlu yüksek divanına tükenmez hamd ve şükürler ikram olsun ki adaletli hakimleri ve kudretli sultanları alemin nizamına karar vermeye, insanların hallerini tanzim etmeye, düzenlemeye sebep kıldı. Yani baştaki İdareci, hüküm sahibi, hükümdar, padişah, imparator, ne derseniz. O kimse, insanların hallerini düzenlemeye Allah-u Teala'nın gönderdiği emanetleridir. Ya öyle diyorsun ama işte adam sandıktan çıktı falan diyecek bazıları. Kardeşim bu sözleri söyleyenlere dersiniz ki arkadaş, kardeşim bu sözler iyi niyetli olan herhangi bir fitne ve fesat peşinde olmayan insanların rahatlıkla kabul edebileceği şeylerdir. Ama sen şu andaki idareyi niye ben o idarenin içinde değilim diye kıskanıp da söylüyorsan kendine yazık ediyorsun. Baştakine bir şey olmaz. Hangi memlekette olursa olsun. Bu Allah-u Teala'nın gönderdiği bir kimsedir. Allah Allah. Yani şimdi layıklık falan elden gitti de baştaki idareciler Allah'ın gönderdiği kimseler mi diyorsunuz diyecek bazıları. Derler adamların dili çünkü o yöne o kadar eğilmiş ki artık sen direksiyonu ne kadar çevirirsen çevir, rot başı ayarsız, araba bildiği yere gidiyor. Peki Allah-u Teala nasip etmeseydi, o adam başa geçer miydi? Kimse, hükümdarsa hükümdar. Allah-u Teala nasip etmeseydi, sen teba vatandaş olur muydun? Veya sen kendin idareci oldun, onu Allah-u Teala nasip etti. Burada çünkü cümlede bir şey var. Güzellik var ama biz onu fark edemiyoruz. Gençlere zaman zaman soruyorum. Nasılsınız kardeşim diyorum. Hamdolsun abi diyor. İşler nasıl diyorum. Çok şükür abi diyor. Biraz hamdolsun dedim biraz önce. Şimdi çok şükür dedin.
Kime hamd ettin? Kime hamd ettin? Başındaki müdüre mi hamd ettin? Yok canım, Allah'a. E niye hamd olsun diyorsun da elhamdülillah demiyorsun? Elhamdülillah dersen adresi belli oluyor kime hamd ettiğinin. E peki elhamdülillah ne demek? Abi şükretmek demek. E peki çocuğun geldi, okulda da böyle bir şükür kelimesi geçmiş. Baba dedi ya, şükretmek ne demek dedi. Oğlum elhamdülillah demek. Peki baba elhamdülillah ne demek? Şükretmek demek. Aa, tam bir daire-i fasit diyorlar. Fasit daire. Dönüyorsun. Orada yuvarlak bir çemberin içerisinde çocukların hani tren oyunları var ya, dönüyor duruyor. Ya biraz ileri git ya, o istasyon falan bak, yok, dönüyor orada. Fasit daireye düşüyor. Peki bunlar farklı mı? Elbette. Elhamdülillah da farklı, Allah'a şükür olsun da farklı ifadeler. Kitapların buyurduğuna göre, ben bunların uzmanı değilim. Yani dini ibareleri anlatırken normal, yani herkesin, akıl bali olan herkesin bileceği kadar dinimi biliyorum. Büyük alimler buyuruyorlar ki elhamdülillah demek ve bunu da sık sık kullanmak insana çok faydalıdır. Çünkü elhamdülillah demezsen, Allah'a hamd etmezsen, bir başarına sebep olana ya abi çok teşekkür ederiz ya, bak senin sayende rahat ettik. Ya Allah'ın sayesinde rahat ettin arkadaş. Orada gaflete gelme. Seni yaratanı bir an için unutma dünya rahatlığını görünce. Benim aklım, fikrim, çoluğum, çocuğum, evim, barkım, atım, arabam, neyim varsa ya Rabbi, gözüm, kulağım, aklım, her şeyimi sen verdin. Demek diyor elhamdülillah demek. Ya Rabbi sen verdin. Ve bu hususta itiraf ediyorsun, kabul ediyorsun. Yani Allahu Teala'ya inanmanı bundan gösteriyorsun. İşte iman. Allah'a iman bu. İmanın şartları var ya efendim. Allahu Teala iman bu. Onun peygambere de inanacaksın. Onun yarattığı ahiret gününe de inanacaksın. Onun verdiği kadere de inanacaksın. Yine hepsi geliyor Allahu Teala'nın kudretiyle noktalanıyor. Peki şükretmek de o ya Rabbi her şeyimi sen verdin diye candan da dediysen tabii. Yani karnın doymuş da böyle göbek de biraz ileriye çıkmış. Elhamdülillah bugün de doyduk. Hiç farkında mı bu adam Allah-u Teala'ya hamd ettiğinin? Yok canım. Elhamdülillah diline pelesenk olmuş. Halbuki hiç bunu demese de şöyle bir ufak tefekkür ederek içinden, kalbinden bunu geçirse çok büyük fazileti var. Ama oh, elhamdülillah göbeğe de şişirdik. Olmaz. Olmaz. Şükür de bütün bize bu nimetleri verdiğini kabul ettiğimiz, itiraf ettiğimiz, candan kabul ettiğimiz Allah'a şükür, onun emirlerine uymakla olur. E sen tamam hamd ediyorsun, elhamdülillah diyorsun ama onun emirlerini tutmuyorsun. Kul hakkına girme buyuruyor Allah-u Teala. Oho, oh. Yan baktın, çek bıçağı, sapla kalbine. O kim? Sapladığın Allah'ın kulu. Sen kimsin? Ben de Allah'ın kuluyum. E niye peki sen, seni yaratan Allah'a biraz önce kebapçıda elhamdülillah dediydin? Onun emrine niye uymadın? Birinin kalbini kırdın. Birinin hayatına son verdin. Efendim kırmızı ışıkta beklemeden gittin. Geçti mi? Geçti kul hakkı. E canım o trafik kanunu kardeşim, trafik kanunu da temelinde
İnsanların hayatı düzenlenmesi diyor Sarı Mehmet Paşa. İnsanların hallerini düzenlemeye sebep kıldı diyor. Devlet bu demek. Biz maalesef günlük meşgalelerimizde, gerek iş hayatımızda, gerek siyaset hayatımızda, hepsinde şeytan hazır bekliyor zaten. Vay aslanım vay, sen neler yaparmışsın diyor. Ondan sonra ben yaptım, ben ettim demeye başlıyoruz. Halbuki Allah-u Teala'dan gafil olmazsak, bir, insanlara karşı göğsümüzü yumruklayıp onların husumetini çekmeyiz. Onlara karşı yalanlar söyleyip iftiralar etmeyiz. Ya ne olur ne olmaz, kul hakkı. İnsan buna inanmakta tabii çok aşırıya kaçıp da aman kardeşim ben sokağa falan çıkmam, kul hakkı geçer. Evin içerisinde, evde de aman ev halkına da bir kul hakkı borcum olmasın buyurmuyor Allah-u Teala. Çalışacaksın diyor. Başkasından bir şey bekleme, benden bekle. Ben senin rızkını yarattım buyuruyor Allah-u Teala. İşte Sarı Mehmet Paşa'nın inançla, severek, en sonunda da hayatını bu yolda feda ederek yazdığı kitabının ilk cümlesi bu. Büyük Allah'ın sevgilisi ve insanların şefaatçisi, saadet zümresine ulaşmış olanların kafile başı ve ulu önderi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin nur ve güzel kokuları neşreden mübarek türbelerine sonsuz inci taneleri gibi salavat-ı şerife hediye eyledik. Bakınız, yani Allah-u Teala'ya şükrederken Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberine de inancını tam olarak kitapların buyurduğu şekilde bir daha itiraf ediyor. Senin gönderdiğin peygamberin de kıymetli diyor. Nur kokuludur diyor. Senin kulların da kıymetli dememiz lazım. Allah-u Teala'nın kulu olduğunu hakikaten candan inanan birisi nasıl ona bağırır, çağırır, acı söyler, hayatına kasteder, çoluk çocuğuna göz diker, elinden parasını alır. Alamaz ya. O el alamaz, titrer alamaz. O kalp inanıyorsa. İşte bu kalbe inmesi lazım bu inancın. Dil yukarıda, kalbin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bir yürek var burada sol tarafta, tıkır tıkır atıyor ama zaman zaman böyle yediğin içtiğinle beraber çarpması fark ediyor. Veya bir hastalıkla, bir virüsle. Ama kalp o başka bir şey. Ha yürekle beraber beynin iştirak ettiği bir ortaklık gibi sanki. Ve bu kalpte çerçöp bulundurmayalım. Bu kalp çok nazik, çok hassas. Her insanın kalbi. Ya bırak o adam, adam olmaz kardeşim ya. Yani bu adamın neresinden tutacaksın ya? Bu adamın yaptığı kötülükleri bir bilsen yanına varmazsın. Ama bakıyorsun, o da Allah-u Teala'nın kulu ya. Evet, yanına varmaktan belki bana bir zarar olmasın, yani benim ahlakıma, inancıma sıkıntı vermesin diye kaçınılabilir. Ama ya bu adam mı ya, bu adam mı ya? Allah-u Teala yarattı. Ondan da ümidini kesmeyeceksin. Bilhassa eğitimci kadromuzun böyle insanların gözüyle, kaşıyla, efendime söyleyeyim davranışıyla, yaptığı yaramazlıkla hemen peşin hükümlerle ya bu çocuk kanlamaz ya, bunun kafası basmıyor ya, bu aptalın teki. Ben öz kardeşine böyle söyleyene rastladım ya, etme eyleme dedim ya. Bu çocuk çok akıllı birine benziyor deyince çocuk bir silkindi çıktı ya. Evde demek ki
abisinin, arasında biraz var abisiyle, abisinin bu baskısıyla bütün ev halkı bu aptal, bu şeye bir şeye yaramaz, hesap kitap bilmez demişler. Bir kuru yemişçi de rastlamıştım. Evet. Her biri bir hidayet yıldızı, insanların en iyi ve hayırlıları olan Eshab-ı Güzi'nin radiyallahu anhüm her birinin mübarek ruhlarına da binlerce ve binlerce evet salavat-ı şerifeler gönderiyorum. Selamlar hediye ediyorum. Zamanın akıllılarınca bilinmiş her yaşlı ve genç tarafından anlaşılmıştır ki bura çok önemli. Bu cümle üzerine ne kitaplar döktürülür. Ben yapamam da tabii. Tahmin ediyorum öyle yapılır. İlmi olanlar için diyorum. Zamanın akıllılarınca bilinmiş her yaşlı ve her genç tarafından anlaşılmıştır ki bu gaddar dünya ve dönen devran kalıcı olmayıp devamına ve yerinde durmasına itibar edilmemeli. Of 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 of. Şu bakkal çocuğu Mehmet Paşa'yı görüyor musunuz efendim? Bu kalıcı değil diyor. Dünya deney demek zaten, alçak demek efendim. Peki niye dünya alçak olmuş? Dünya üzerindeki çeşitli yani biten otlardan tutun da işte daha başka ne varsa hani şimdikiler tabiat 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 diyorlar ya Allah-u Teala'nın dünya üzerinde yarattığı ne varsa o süslü püslü şeyleri göstererek onunla yaratanı insanlara unutturuyor. Onun için alçak dünya diyoruz. Dünya deni alçak kelimesinden geliyor. Ve biz buna kanıp da oh tamam ya işte bal kaymak hayat bu ben bunu istiyorum diyorsun. Biraz sonra öyle bir hadise oluyor ki o deminki kendine göre mutluluktan uçan adam kanatlarının ikisi de kökünden kırılmış o kırık yeri kaynamayacak şekilde kanatları yerde sürünen kediden korkup kaçan, serçeden kaçan bir kartal haline dönmüş oluyor. Hani kartaldın, uçanı kaçanı yakalıyordun. Evet, bu mühim sözü sizlere de söyledikten sonra girişini de kitabın bitirdik ve kitabın asıl yazılış maksadına geldik. Sadrazamın ahlakı ve tavrı, davranışları. Bir sadrazam nasıl olmalı? Sadrazam, veziri azam, vezir, başvekil, başbakan, hepsi en baştaki idarecinin yardımcısı demek. Bazen bu yardımcılar biraz daha çoğalmıştır. Ama birinin baş olduğu hep belli edilmiştir. Sadrazam, başvezir demek. Başvezirden başka diğer vezirler de var. Zaman gelmiş bu vezirler, işte ikinci vezir, üçüncü vezir gibi böyle devam etmiş. Sonra bunları tuğlarla belli etmişler Osmanlı'da. İhsanı ve bereketi bol, benzeri olmayan kudretinin şanı evham ve hayal idrakinin dışında olan, yani insan onun kudretini hayal de edemez. Hayal de edemez. Bazı insanlar bakıyorsunuz, dizi yapımcıları falan niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Allah-u Teala'nın ismi geçerken orada konuşturdukları kadın olsun, erkek olsun, çocuk olsun yukarı elleriyle gösteriyor. Niye?
Ne var yukarıda? Allah görür demek. Ya Allah Teala her yerde hazır ve nazırdır. Allah yukarıda duruyor da aşağıda yok mu yani, haşa? Aşağıyı görmüyor mu? Neyse, yani böyle el işaretini bilemiyorum. Katoliklerden mi aldık, Ortodokslardan mı aldık? Evangelistler de böyle şeyler yapıyorlar. Öyle işaretlerle inancını belli etmek. İşaretlerle. Şehadet kelime, kelime-i şehadet, parmağını kaldırıyoruz. Kaldırmadan etse ne olur? Müslüman olmaz mı o? Müslüman olmayan kimse. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese o kimse Müslüman oldu. Bu işaret. Selamlaşmada işaret. El sallamalar. Selam, selam, selam. Ne selam, selam, selam ne demek? Selamın bir manası olması lazım. Evet, Cenab-ı Hak parlak Osmanlı saltanatının usulleri kuvvetli hanedanını zamanın hükümdarlarının başvuracağı yüksek kat ve onların deniz gibi bereketli bağışları herkese açık kapısını cihan halkının mukadder erzakının taksim edildiği yer eyledi. Allah'ın inayeti, yardımları bu güzel eserlerine karşı padişahın yerine getirmesi gereken gayret borcu şudur ki padişaha karşı yapılacak şeyler. Hepiniz idarecisiniz. Hepiniz idarenizdeki kimselerden mesulsünüz. Emri icabı ailenin başındaki kimse sürünün çobanı gibidir buyuruluyor hadis-i şerifte. Çoban bakıyorsunuz 200 bireylik olur mu canım? Koyunlukta, keçilikte bireylik, birey diyorsun. Bireyde insan var mı? Yok, birey. İnsan bireyi falan olur mu? Olmaz. Niye insan demiyorsunuz? Niye kişi demiyorsunuz? Birey. Ben de şimdi koyun sürüsüne de birey diyeyim. Ne yapayım? Kuş sürüsüne de kuş bireyleri mi diyeceğiz? Hayvan bireyleri, kuş bireyleri, insan bireyleri. Böyle edebiyat olmaz efendim. Edebiyat demek ifade kabiliyeti demektir. Bir kelimeyle 99 şeyi anlatmak değil, bir şeyi anlatmak lazım. Bütün İstanbul'daki arabaların plakalarının başına 34 yaz. Değil mi? Bu İstanbul arabası. 34'ün gerisi ne diye soruyor adam. Arabanın plakası 34'tü. Gerisi? Vallahi bilmiyorum gerisi. Adam burada çarptı çocuğa gitti. Plaka 34 ama. Ne derler adama benim? Gülerler ya. Veya kızdılarsa bağırırlar. Müslüman olmayan tebaanın hallerini iyileştirip, bakınız, Müslüman olmayan teba vatandaşların hallerini iyileştirip, Müslüman halkın işlerini düzene koya ve mübarek güzel emirleri yerine getirerek sınırlardan ve başka yönlerden gelecek tehlikeleri önleye. İşte bugün dünyanın çektiği en büyük sıkıntı bu. Hala böyle gergin gergin yaşıyoruz ya, ne oluyor, 3. Dünya Harbi de mi geliyor falan filan, işte bu cümle mühim. Bu cümleyi şimdi küçük bir reklam aramız var, reklam arasından sonra ufak bir tahlile tabi tutmaya çalışacağım. Benim çok ilmim de yok da işte, yani gençlerin anlayacağı kelimeleri motomo belki bugünkü dile çevirmeye çalışacağım. Onu da küçük bir aradan sonra yapacağız.
Evet, kıymetli dinleyenlerim, Nesaihül Üzerâ kitabının ilk sayfasına geldik. İlk sayfasının girişinde hemen Bakkalzade Sarı Defterdar, Bakkalzade Sarı Mehmet Paşa, Maliye Bakan olmuş adam Bakkalzade, babası bakkal. Ne mutlu. Devlet adamı, devletin başındaki Müslüman olmayan tabanın, gayrimüslim olan vatandaşlarının halleri iyileştirmeli. Ya bırak şu kefere ya, sürülsün dursunlar. Osmanlı dememiş bunu hiç. Hiç. Hatta bunların yaptıkları yortularında, tabii onlar da, Hristiyanlar da şarap içmek yasak olmadığı için dinen, içip dağıtanlar Ayvansaray bölgesinde Eğri Kapı diye bir yer var. İstanbul surlarının Halice doğru inerken, Marmara'ya doğru değil de Halice doğru inerken son kapısı denebilir. Halic'in hizasında başka kapılar da var da Eğri Kapı var. Meşhur bir Eğri Kapı. Efendim, ve o Eğri Kapı'nın girmeden İstanbul'a dışında, solda, aşağıda bir kabristan var. Hemen bitişinde başlıyor kabristanın demir parmaklıkları. Osmanlı'nın Evliyaullah'ından çok büyük kimselerin kabirleri var orada. Oradan geçerken dikkatli olmak lazım buyurmuştu rahmetli hocamız. Evet. Eğri Kapı'ya girmeden hemen solu. Orada bir tane su haznesi var. Mimar Sinan yapısı. Evet. Hazne. İçerisinde böyle kulağınızı duvarına dayasanız şıkır 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 su sesi gelir. Musluğu da vardı ama musluğu sökülmüş. Hatta oradaki su akardı. Ta Belgrad ormanlarından gelen sulardır bu. Efendim, su kemerlerinin üzerinden geçe geçe gelen sulardır. Ramazan-ı Şerif'te bilhassa o Ayvansaray Eğri Kapı semtinde oturanlar Ramazan-ı Şerif'te yazın sıcak aylarına gelince evlerde de işte buzdolabı falan yok. Belki ufak tefek kar kuyuları, buzluklar falan o da getirmeyle olurmuş. Uludağ'dan keçelere sarıp kayıklarına Mudanya, Mudanya'dan İstanbul. O da herkesin yapabileceği bir şey değil. Orada durumu müsait olmayanlar çocuklarına bir testi verirlermiş. Hadi yavrum git de şu Eğri Kapı'dan şunu bir doldur gel. Buz gibi su. Daha sonra bu su işte kontrol dışında hastalık yayabilir falan filan diye bunu kestikleri olmuş. Halk şikayet etti ben hatırlarım kesildiği zamanlarda. Derken halkın da şikayetini önlemek için suyu da tutamıyorsunuz. Su sıkışır mı? Oraya geliyor. Önünü kapatırsan bir yeri patlatacak. Onu tuttular aşağıda bir kanalizasyona veriyoruz. Dediler 70'li yıllardı. Dediler ama kanalizasyon yerine PTT'nin kablo büzlerinin içerisine vermişler. Düşünün yani o andaki telefon curcunasını düşünün efendim. Çünkü cereyan geçen tel, elektrik akımı geçen tel yani doğru akımda gelse birazcık ısınır. Isınınca üstündeki plastik gevşer. İşte su da oradan gidiyor derken izolasyon meselesi berbat olup çıkar. Şimdi oradaki su haznesine bir yortu gününde Ayvansaray'daki gayrimüslimlerin gençleri, biraz gençler zaman zaman haytalık yapabilir ya efendim, şimdiki gençleri müstesna diyorum. Efendim, yoksa yolda yürütmezler beni. Haytalık olsun diye şu Müslümanlar şarap içmeyiz diyorlar. Bak biz bunlara bir şarap içirelim diye oradaki su haznesine testiyle şarap döküyorlar. Bu duyuluyor. Diyorlar ki efendim böyle böyle Ayvansaray'dakiler, orada bir kilise falan da var. Efendim orada şarap dökmüşler falan.
yortu günlerini tespit edin. O günlerde o bendin başına, yani su haznesinin başına nöbetçi dikin de böyle bir yaramazlık yapmasınlar diyor. Padişah, çağırın, toplayın, gelin bakayım nasılmış. Hah, fırsatı bulduk, şu Hristiyanları bir burunlarını sürteyim demedi. Gayet rahat, hem aktif hem pasif bir şekilde çözüm getirdi. Devlet adamı bu demek efendim. Yani o insan Hristiyansa, o insanın kalbinden Hristiyanlığı sen tornavidayla kazıyamazsın ki ya. Murçla şaka şaka çıkaramazsın ki. Ha, kendisi Müslümanları sever, imana gelir, ona bir şey yok. Müslüman halkın ise işlerini düzene koya. Evvela Hristiyan tebaanın hallerini iyileştirmeli, Müslüman halkın işlerini düzene koymalı, tanzim etmeli ve ondan sonra da vereceği güzel emirlerle bunları takip etmeli. Evet, düzene koydu. Bir yeri temizlersiniz. Fakat o yeri siz temiz tutmazsanız o yer tekrar kısa zamanda pis olur. Temizliğin devamı lazım. Düzeni sağladın. Düzenin devamı lazım. Güzel güzel emirlerle yakarım, yıkarım, asarım, keserim. Şimdi insana bakıyorsun. Ya hayati tehlikesi var kendinin. Ölüm kol geziyor sokaklarda. Hakikaten yani. Hala adam diyor ki ben maske takmam. Ben, bana bir şey olmaz. Ben yiğit adamım. Ben eski toprağım. Ben Yağız delikanlıyım. Öyle Yağız delikanlıları çok tabuta uzattılar efendim. Öyle diyenlere. Orada da hesabını verdi bu Yağızlığın tabii. Bunları vatandaşın işini düzene koyduktan sonra hudutlarında, sınırlarında başka yerlerden gelecek tehlikeleri de önleye. Türkiye'nin son yıllarda belki de 5-6 yerde askeri, sayısını şu anda tam bilmiyorum, askeri Türkiye'ye zarar verecek birilerinin hudutlarımıza yaklaşıp bir devletçikler kurmaması için şehitler veriyoruz ya. Devlet bu. Sen buna kalkışıyorsun, biri de kalkıyor diyor ki ya orada ne işiniz var sizin ya? Hadi ya, onlar yani bizi mi öldürecekler ya falan. Kardeşim, sen eğer bu devletin idarecisiysen, idarecilerinden biriysen, sen buradaki bu hükümdarlığının mecburiyeti sebebiyle her noktasında tedbir almaya mecbursun. Hem dünya aleminde hem ahirette de Allah-u Teala bunun tek tek hesabını vereceksin. Bir adam şimdi ahiret hesabını düzene çıkarmak için bir idareci tedbirler alıyor. Vay efendim şöyle yaptı, vay efendim böyle yaptı. Kıymetli dinleyenlerim, böyle şeyleri gündeme getirip de memleketin o güzel enerjisini boşa gidermek ne demek ya? Şahane bir tatlı menba suyu var. Bu menba suyundan efendim insanlar istifade etmesin diye 40 türlü dedikodu uyduruyorsun. Vay efendim bu böbrek taşı yapar da, vay efendim bu böyle de, bu filan araziden çıktı da yine buradan da böyle oldu. Gıybet, nemime, söz taşımak, bunlar çok tehlikeli şeyler. Bunları, bu saydığımız şeyi, yani gayrimüslimin durumunu iyileştirme, Müslümin durumunu düzene sokma, sınırları korumak vazifesi olan kimse, bu işleri yapabilmek için de, şimdi, evet, başa geçen insanın sorumlulukları bunlar.
Bu kimse bunları yerine getirmesi için de memleket yetişmiş adamsız, o adam da malsız olamaz sözüne göre. Evet, böyle bu atasözünü ben bu Nesai'yi okuyuncaya kadar efendim doğrusu duymamıştım. Ne yapalım, okutmadılar. Ha, okutmayınca sorumluluğu atıyor muyuz, atmıyor. Ben de işte o tarih, bu harp bilmem ne derken bunlara zaman zaman böyle insan içine girdikçe bu da kâr efendim, beşikten mezara kadar öğrenmemizi Allah-u Teala kabul ediyor. Memleket yetişmiş adamsız olmaz. O adam da malsız olmaz. Sözüne göre bu işleri çevirecek yetişmiş vezirlerin bulunması ve harbi kazanacak askerlerin toplanması lazım. Tabii bu yetişmiş adamsız olmaz deyince, yetişmiş adamsız olmaz, o adam da malsız olmaz. Veya o da malsız olmaz. Yani adama mal vereceksin, zengin edeceksin kardeşim, makama oturttun mu cebini dolduracaksın adamın. Yok. Olur mu? O hayvanlara has bir şey. Karnı doydu muydu bir hayvan? Hiç saldırgan olmaz. En vahşi hayvan bile. Karnı tok çünkü. Böyle ananır durur. Evet, bu adam yetişmiş ama bu adamın eline teçhizat vereceksin. Alet, edevat vereceksin. Teknoloji vereceksin. Teknolojiyi sağlayacaksın. Bunlar birer vasıtadır. Ama bunun başında adam lazım. Türkiye şu anda böyle çeşitli son asrın gelişmiş cihazlarını dünya devletlerinin çoğundan da daha ileride imal etmek, üretmek suretiyle yetişmiş adamlarla yetişmiş adamlara mal yetiştiriyor. Türkiye'de sanat okullarının, meslek liselerinin, bizim gençliğimizde sanat okuluydu. Aman 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 sanat okuluna gitsin, sanat okuluna gitsin, sonra enstitü. Niye? Yedek subay olarak askerliğini yapsın, er olarak yapmasın. Niye? Maaş alacak canım. Tabi askerin maaşı 5 lira, 10 lira. Yedek subayın maaşı da 175 lira. Niye olmasın yani? Olsun. Bir de subay canım, yani er olunca 50 tane erin başına bir yedek subay verilebiliyor. Benim oğlum da baş olsun ya. Bunları zaman geldi, siyasi sebeplerle bu okulları gençler için cazip olmaktan çıkarttılar. Eğer o Türkiye'nin meslek liselerine bir imam hatip meselesinden dolayı takılıp da meslek liseleriyle kamufle edişleri bu yasağı olmasaydı, o günden meslek liselerinin puanları 30 puan geriye düşmeseydi, normal liselerdekine göre 30 puan geri düşüyordu. Mesleğinin dışında bir dala, bir hukuka müracaat ederse, efendim, ama inşaat okumuş meslek okulunda, burada da elektrik mühendisliği olmaz diyor, olmaz. Kendi branşında olursa o biraz daha torpilli. Yani sen hep böyle kal diyor. 2 senelikten yukarıya çıkma diyor. 2 senelikte o okulların da yüksekleri. O yüzden de nice genç Türkiye dışında hayatını kazanmaya çalıştı, çalışıyorlar hala. Eğer o olmasaydı, bugünkü gibi meslek sahibi olanların, teknik meslek sahibi olanların, her türlü meslek kıymetlidir, sayısı çok daha fazla olacaktı. Türkiye belki bugün, bu senelerde yakaladığı şeyi 2000 yılı gelmeden yakalayacaktı. Yok,
ara sınıfını tamamıyla öldürdüler efendim. Amele ile inşaat mühendisini karşı karşıya getirdiler. Arada bir tekniker sınıfı bırakmadılar. İnsanlar istikbal korkusuna düştüler. Niye? Ya aman şu imam hatipleri getirmeyelim. İmam hatipler de gelince pir geldi. Ne oldu şimdi? Memlekette enteresandır. Öyle olan insanlarla dev adımlar atabiliyor. Rahat. Ben bunu 80 yaşın tecrübesiyle söylüyorum. Birisine yararmak için de değil. Bundan sonra benim gidip de bir yerlerden bir istikbali vaadim yok, beklentim yok. İstikbal beklentim ahiret için. Ha, ahiretime yarayacak şeyleri de işte böyle sizlere bulabildiğim faydalı şeyleri sunmak suretiyle bunun ucundan kıyından bir dua ederseniz o duadan istifade etmektir benim maksadım. Başka bir şey yok. İnşallah olmasın da Cenab-ı Hak bu niyetimizi de bozdurmasın. Onun için yetişmiş adamın eline vasıta vereceksiniz. Alet yapar, el övünür demişler. Vasıtası olmaz. Vasıta da teknoloji demektir. Mal burada teknoloji demektir. Ve harbi kazanacak şekilde o kimseye imkanlar sağlayacak. Kim? Baş idareci. Yetişmiş adamı buldu. Bir defa ilk mecburiyeti yetişmiş adamı bulup çıkarabilmesi. Hep böyle gözüne tatlı tatlı bakan, yumuşak yumuşak bakan insanlara şey deyip de ya tamam işte falan bu çok efendi birine benziyor, düğmesi hep kapalı falan. Yok, görünüşe aldanmayalım. İnsanın maksadına bakalım. Nasıl anlayacaksın? Maksat öyle belli olur ki efendim. Öyle belli olur ki yeter ki biz böyle insanı istihdam etmeye idareci olarak niyetlenelim. Allah Teala bunun için yardımcılar gönderir. Sana iyiyi kötüden ayıracak hisler ihsan eder yaratan. Ama elinden geleni yapacaksın arkadaş. Herkesin de kalbinden geçeni, onun bir cihazı yok ki. Kalbin cihazı var ama o nihayet bir elektro çekiyor. O da yürüyen elektrosunu çekiyor. Kalbi çeken yok ki. Şimdi uğraşıyorlar beyinden bir komut edelim diye. Evet. Bu maksatla çalışmaların karşılığını almak, mal ve yiyecek biriktirmek, yani memleketi korumak için lojistik, deniz gibi hazineler meydana getirmek, deniz gibi hazineler, derya deniz gibi olmalı. Yani soygunculuk mu yapsın? Yok. Kainatı yaratan Allah'ın emaneti olan reayaya, yani vatandaşa, vatandaş sana Allah-u Teala'nın emaneti diyor. Ya arkadaş, gelse de devlet büyüklerinden birisi, ya kardeşim şu sende emanet dursun dese, o emanete ne kadar riayet ederiz? Gece gündüz uyumayız ya. Kul ya, gelen emanet eden kul. Ya Allah-u Teala emanet etmiş ya. Bunlar sana benim emanetim diyor. Öyle hükümdar olmak, insan topluluklarının başına geçmek, övülecek, heves edilecek bir husus değil. Bir şey için heves edilir. Allah-u Teala böyle başa geçip de kullarını rahat ettirenlere de ahirette çok iyilikler vaat ediyor. Vaadi ilahisi var. Ona kavuşacaksın. Yoksa şu kadar zengin olacaksın, şu kadar şu olacak. Yok, yok, yok. Evet, fukarasının ve bütün Allah'ın kullarının güven, yani emniyet ve rahatını, dirlik ve düzenliğini korumaya çalışan dindar, doğru,
ve akıllı bir veziri tam yetkiyle vekil tayin etmeli hükümdar. Tam yetkiyle. Evet. Emaneti ehline veriniz sözü icabı memleket işlerinin yoluna konulup tanzimi reayanın hallerinin yani vatandaşın hallerinin iyileştirilmesi bu vezire bırakılmalı. Bu vezir hükümet işlerinde tam bağımsız kılınmalı. Bu kitabı yazıp Mehmet Paşa padişaha hediye ediyor. Evet. Buyurun efendim diyor. Padişaha yol gösteriyor adam. Nasıl gösterir ya? Memleketin en akıllısı padişah değil mi? Değil. Değil. Evet ama en sözü geçeni padişah. Ama en akıllısı değil. Padişah da bu adamı vay sen şunu yaptın, bunu yaptın, ben bu punduna getirir seni idam ederim dememiştir. Fitneciler bugünün ifadesiyle öyle kumpaslar kurdular ki Selanik Valiliğinde Sarı Mehmet Paşa için 40 tane yalancı şahitle adamı ipe götürdüler. Belki Allah Teala ona bu yolda şehitlik nasip etti de öyle oldu. Yoksa bu adamın mal biriktirmesi de yoktu. Ve vezir müstakil olmalı diyor. Ey padişahım, vezirine karışma diyor. Köprülü Mehmet Paşa bu hadiselerden önce yaşadı Köprülüler sülalesi. Lale Devri'nden çok önce yaşadılar. Devletin merkezinde büyük idari sıkıntılar başlayınca Valide Sultan Vezirköprü ilçesinde bugünkü efendim böyle çiftçilikle, tarlayla, ziraatla uğraşan Voyvoda ağasıydı, kır ağasıydı Mehmet Paşa. Mehmet Paşa değil o zaman. Onu çağırttırdı. Dedi ki, devletin bu vezirliğini sana emanet etmek istiyoruz Paşa. Ne diyorsun? Dedi ki Valide Sultan'a, efendim kabul ederim. Ama bir şartım var. Vay sen padişah katına şart ileri sürüyorsun. Yok. Benim işime karışılmayacak. Benim alacağım tedbirler onun bunun sözüyle bozulmayacak. Kabul ediyorsanız aha buradayım teslimim size. Kabul etmiyorsanız bırakın ben çiftliğime gideyim. Kabul edildi. Ve ondan sonra da Köprülü Mustafa Paşa Osmanlı'nın en genç sadrazamı oldu. 28 yaşında. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa Evliyaullah'tandı. Cenazesi bulunamadı adamın. Savaştan savaşa koşturdu. Girit'in efendim Kandiye şehrinin fethi Fazıl Ahmet Paşa'ya nasip oldu. Fazıl Mustafa Paşa ayrı bir cevher, babaları cevher ve Fazıl Ahmet, Fazıl Mustafa da oğulları. Dolayısıyla böyle olunca, işine karışılmayınca seçtiğiniz adam da ha bana karışmayın ben yerim, içerim, bu devleti soyarım, kendi hazinemi doldururum diyecek adama da gel denmez. Padişaha düşen iş adam seçmede isabet ettirmez. İsabetin yolu da böyle yazılmış kitaplarla efendim bol bol meşgul olup o kimseler hakkında araştırmalar yaparak birini buldu muydu başka bir hata işleyinceye kadar onun üzerinde devam etmeli. Ha bir hata işledi. Bir hata işledi. Şimdi sakalından bir fare geçti diye üzerinden sakalını kesen Mehmet Efendi gibi olmamalı. Bir hata oldu. Yok, tekerrür ederse atın üçüncü tökezlemesinde atı çekip vuruyor mesela adam. Niye? Bir, tökezledin diyor. İki,
3 götürüyor. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetin başından beri sizlere Mehmet Paşa'nın devlet adamlarının nasıl seçileceği, vazifelerinin neler olduğunu, dünya ve ahiret işlerine nasıl dikkat edecekleri hususunu bildirmeye çalıştım. Bu bilgilerin içerisinde bugün hali hazırda dünyanın her yerinde, sadece ülkemizde değil, şuraya kadar bu sohbetteki devlete seçilecek adam nasıl olmalı dediğimizde, buna hayır öyle şey olur mu ya, çok yanlış kardeşim bunlar, geri kafa diyen çıkabilir de değil bunlar. Bunlar her memleketin problemine, sıkıntılarına tek çözümdür. Eğer gençlerimizden bu işlere heves edenler varsa evvela bu hususları incelesinler. Yoksa kardeşim politika da yalan da söyler, ne yapalım mecburuz işte, politika icabı söylüyor. Olmaz. Politika icabı yalan söylenmez. Siyaset icabı efendim kalkıp Müslüman görüntüsü verilmez kendisine. Veya tam tersi. Süremizi biraz da geçtik. Efendim inşallah bundan sonraki sohbetlerde buluşmak üzere. Teknik Masada Erhan Aydoğdu ve programı sunan ben İsmail Yağcı, ekibim adına sizlere hayırlı, huzurlu, mesut ve bahtiyar ömür geçirmeniz temennisiyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Hoşçakalınız efendim. Tarih Sohbeti.